Aber wo war das Ben geht? Das war ganz schön. Bis dann. Alalım efendim. Bu ara Sven değil, bir defa Gatsi'yim bunda. Mesela bu yan kaldı bize. Arabamız 74 yılı, 1924. Sizde de var ama bir klasik var. Tutkusu var yani. Var. Bir tamirler, güzel pis yapıyoruz. Teşekkürler. Evet, aracımız. Aracımız 73 modelinin 12'nin ilk çıkan versiyonu olan TL modeli. Şu an Türkiye'de çok az var. Yine Trabzon'un bir köyünde bulduk. Bunu çok kötü durumdaydı ama ilk sahibiydi. Trabzon'da bir tek sende mi var? Evet, şu an Trabzon'da bilinen bu model bir tek bende var. Hatta Karadeniz'de diyebiliriz. Yani 1,5 yıl sürdü. Bu abi getirdik. Ama tabii çok da desteği Alaaddin abi. Yine işte Amerikan camiasından diyoruz biz. Böyle duayenlerden feyiz alarak yola yaptık. Onlar da bizi takdir ediyorlar. Ben çok hoşuma gidiyor. İyi ki de yaptım. Evet, çok teşekkürler. Sizin aracınızı tanıyorum. Aracım Ford'un 72 model M serisi. 1700 motor 4 silindir. İşte kendi tarafında güzel bir araçtır. Aracın hikayesini alayım ben hemen. Araç yaklaşık 1,5 senedir bende. Daha doğrusu 2,5 senedir bende. Bir senesi tamamen revizyonda geçti. 1,5 senedir de Trabzon'da binmekteyiz. Var mı bu arabadan başka? Bu araçtan tek mi? Var, var. Trabzon'da bayağı var. 12 TL'li satarlar. Aracın hikayesini alıyorum ben hemen. Bu aracı yaklaşık 1,5 yıldır arkadaş Trabzon'da 67 model benzinli. İstanbul'dan aldım bu aracı. İstanbul'dan arkadaşımla beraber karlı bir kış gününde geldim Trabzon'a. Böyle bir araç. Kesin kaloriferleri de çalışıyordu. Kaloriferleri çalışıyordu. Öyle geldik işte. Peki sergiyi nasıl buldunuz? Sergi çok güzel. Her sene daha iyi oluyor yani. Daha geniş bir alanda, daha geniş katılımla, gerçi Alaaddin abi biraz seçici davranmış. Daha geniş bir alanda, daha geniş katılımla olsa daha güzel olur. Daha birçok araba var insanların görmediği çünkü. Görmeleri gerektiği. Bundan sonraki senelerde inşallah. Bundan sonraki senelerde inşallah daha iyi olur. Evet, çok teşekkürler. Babadan mı geliyor klasik? Evet, babadan geliyor. Babanın ama sen mi alıyorsun yani? Bir tane mi var? Murat yesin, Murat. Murat yesin. Nasıl peki Trabzon'un yüzünü? Berkay ya da Murat çağırın. Güzel. Bundan sonra da katılmayı düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Evet, Salih Hanım, bir bayanı görmek çok mutlu etkimizi. Klasik otolarda tek şu anda sizin aracınız. Hemen özelliklerinden bahsedelim. Biraz daha sesli alabilirsek. Kullanıyor musun? Kullanıyorum, sürüyorum yani. Bugün de burada sivil tarih. Peki bayan olarak hani nasıl buluyorsun? Aileden gelen bir şey zaten. Evet, çok teşekkürler. Peki aracı tanıyalım hemen. Hangi hikayesini de alalım. Karadeniz ilk haber. Son nokta. Öyle mi? İnternetin kasetler içinde olur. Hastalık bize de ulaştı. Normal bir şeyde satmak için. Alaaddin Bey yayıyor galiba bu işi. Trabzon'da. Amerikan arabası. Büyük desabre. 5000 motoru var. 8 silindir. Güçlü bir araba. Trabzon'da tek mi? Var mı? Trabzon'da yok sanırım. Bir bunun küçüğü var herhalde. Bir yeşil gördüm. Abi sen daha iyisin. Bir tane yeşil var. Abi elinden geçmiş diyorlar. Türkiye'de çok fazla yok. Bir tutkudur gidiyor yani. Biz de yeni başladık. Buna yeni başladık. Evet. Buna yeni geçti. Hastalığı bulaştırırlar. Bakalım sorumuzu ayırtlar. Evet, çok teşekkürler. Bu aracımızın hikayesini dinleyelim. İstanbul'dan 3 sene önce bir sahibimizin 23 doğumlu bir amcamızın
aldığımızda ilk eldi. Şu anda bende ikinci eldir, 3 senedir duruyor. Orijinal klima alıdır. 63'teki klima alıdan azaldım. Yani şeyin paraların Mercedes olarak diyelim bir ülke deyimden üretilmiş. Çıkışma deyimden. İki kombi yatak haline geliyor. Koltukları katlanıp kombini bir yatak haline alabiliyor. Orijinal klimalı 3 sene öncesinde diplomat arabası olarak kullanmıyor dedim. İkinci elde bizde. Bayağı zahmetli oluyor değil mi? Evet. Toparlanması. Maalesef. Bu fazla bir şey yani. Tabii ki toparlanması zahmetli bir. Yani daha doğrusu maddi anlamda lüks bir, paralı bir hobi bu iş. Arkadaşlar herkes özverilen bu iş üzerinde duruyor. Yani bunlar çocuğumuzu bakıyoruz. Belki bazılarına aklınıza gelebiliyor ama biz bayağı paranı harcıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Çok kibar duruyor. Kibar duruyor. Benziyor ama. Evet. Amcaya benziyor. Evet, evet. Ben 67 yaşındayım. Şoförlük bu arabadan. Ve bu arabaların tadına doyamamış. Onun için bu arabayı şu anda antik olarak satıyorum. Hala gözünüz gibi bakıyorsunuz değil mi? Yeni model arabalar bir sürü çıkıyor, bir şeyler yeni model, hiç farkmıyor. Yeni model arabalarımız var. Yalnız yeni model arabalarımızdan bu çok farklı. Çok farklı. Bu arabanın ayrı bir yeri var. Evet. Nerede saklıyorsunuz bunu? Bu arabayı özel garajda saklıyoruz. Arabaya özel garaj yapıyoruz özel, diyebiliriz özel yani değil mi? Arsa arabacı, arsa al. Adam dedi bana ki doldurdun stüdyoyu eski araba. Güzdüm bana 50 milyar arsa al. Bu araba. Gerçekten diyorum sana bak. Allah'ım olmasın arsa al. Bu arabanın bizim için değeri biçilmez. Arsaya da verelim 500 lira. Yani biz bu arabayı parayla satmayız. Eğer Cenab-ı Allah'ın karşımıza sıkıntı gelmedikten sonra. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Mali Baş'taki saatimizde çok dikkat eden araçlardan bir tanesi, hatta en öne konulmuş bu aracımızı tanıyalım da. Çeşe 8 şirketimiz. Araba düzenleri. Yaklaşık 20 yıldan beri bir takip ettiğim arabaydı. 3 yıl oldu alalı. Çok şükür Allah nasip etti. Bu emniyetinden çıkma bir araba var. Bir ülkenin arabasıdır. Değil mi? Yani, hangi emniyet? Çuşan emniyet. Hangi emniyet? Araba patronu boyası çok kalmış. Televizyon yememiştir. O janda. Sizin klasik çıktığınız tam bir araba. Evet. Biz babadan girme çiftçiyiz. Dedik başlayacağım sadece çift üzerinden. Babadan girme bize dedikler. Tuttuk zaten. Böyle de devam ediyor. Devam ediyor. Peki bugünkü ilgi alakalı. Çok güzel bulundum ya. Çok güzel. Yani her noktada. Çok çok güzel oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Ettim. Evet. Sakininden çok dikkat çeken araçlarından bir tanesi. Devasa. Evet Selican. Hem de en gençlerinden bir tanesi de sensin. Kullanıcılardan. Aracımızı tanıtabilir misiniz? Tamam. Çavru öde, süper ağacı. Arazili, 4x4. V6 motor. Yeni topladık aracı. Hikayesi ne olur? Yani nereden? Hikayesi yani. Babam bunların tuttuğunu. Böyle sağdan soldan burada bir halde buluyor, yaptırıyor. Sen bir şekilde de kullanıyoruz. Aynen. Ben kullanıyorum. Babam buradan. Peki bugün sergi nasıl? Yani dikkatimi çeken diğer araçlar var mı? Daha fazla arabada katılması gerekirdi bence biraz. Eksik kalmış gibi geldi bana. Buraya bak, ama buraya güzel. Bak. Bundan sonrakilerde varım. Daha fazla arabayla katılacak. Evet, çok teşekkürler.